أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته Alemlerin Rabbine hamd ve senalar olsun ki bizleri Ehl-i Beyt Mektebine mensup bir ailede dünyaya getirdi. Ve de şükür ve de karşılığını hiçbir şekilde eda edemeyeceğimiz bu nimeti bizim kalplerimize verdi. Rabbul Alemin Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, وَاِنْ تَعُدُّ نِيمَةَ اللّٰهِ لَا تُخْصُوهَا Allah'ın sizlere vermiş olduğu nimetleri saymak isterseniz hiçbir şekilde sayıp bitiremezsiniz. Kalbimizde bulunan Ehl-i Beyt aşkı da hiçbir şekilde şükrünü yerine getiremeyeceğimiz büyük bir nimettir ki Rabbul Alemin bizlere inayet ve de lütuf etmiştir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz kendisinden nakledilmiş olan bir hadis-i şerifte şöyle buyurdular. اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا İmam Hüseyin aleyhisselamın şehadetinden dolayı müminlerin kalbinde hiçbir zaman sönmeyecek bir alev oluşmuştur. Bu ateş, bu aşk, bu sevgi, bu matem, bu gözyaşı kıyamete kadar sürecektir ve de hiçbir zaman Ehl-i Beyt aşıklarının kalbinden eksik olmayacaktır. Allah bir kuluna lütuf ve de inayette bulunmak isterse onun kalbine imam sevgisi ve de imamı ziyaret etme şevki ve de isteği bırakır. Erbain ziyaretinin kendisi ve de tutulan yaslar ümmetin imama karşı olan sevgisinin, birliğinin, beraberliğinin göstergesidir, bağlılığının göstergesidir. Her yıl bir araya toplanan ve özellikle son senelerde bir araya gelen 20 milyonun üzerindeki Ehl-i Beyt aşığı, Ehl-i Beyt mektebine mensup müminlerin imamlarına karşı olan bağlılığının ne kadar yüce bir derecede olduğunun başka bir göstergesidir. Ve bunun kendisi de hakka karşı olanların korkması gereken bir durumdur. Yani vali fakihin bir emriyle ya da İmam-ı Zaman aleyhisselamın zuhur etmesinden sonra imamın sadece bir cümlesiyle bir anda toplanacak 20 milyonun olduğunun başka bir göstergesidir. Hazreti İmam Rıza aleyhisselam kendisinden nakledilmiş olan bir hadiste şöyle buyurdular. اِنَّ لِكُلِّ اِمَامٍ اَهَدًا فِي اُنُقِ اَوْلِيَائِهِ وَشِيَعَتِهِ Ehl-i Beyt aşıklarında imamlarına karşı riayet etmeleri gereken bir ahd ve de söz vardır. وَاِنَّ مِنْ تَمَامِ الْوَفَا بِالْاَهْدِ وَحُسْنِ الْاَدَى زِيَارَةِ قُبُورِهِمْ Ve de bu ahde vefanın en güzel yollarından ve de şekillerinden birisi de imamlarının kabirlerini ziyaret etmeleri. İmam Hasan el-Askeri aleyhisselam da Erbain ziyaretini müminin nişanelerinden birisi olarak zikretmektedir. Erbain ziyareti Ehl-i Beyt aşıklarının
Ehlibeyt mektebinin bir şiarıdır. Bu hadis-i şerifte şöyle buyurdular. Alamatul mu'min hams. Mu'minin alametleri beş şeydir. Salatul hamsin. Yani farzlarıyla, müstehaplarıyla günlük kılacağı 50 rekat namaz. Ve ziyaretul erba'in. Erba'in ziyaretini yerine getirmek. Ki buradan da bizler anlamaktayız ki imkanı olan her mümin hiç olmazsa ömründe bir kez müminin nişanelerinden, işaretlerinden birisi olarak zikredilmiş olan Erba'in ziyaretini yerine getirmelidir. وَتَّخَتْتُمَا فِي الْيَمِينَ Sağ el parmağında bir yüzüğün bulunması ve تَعْفِيرُ الْجَبِينَ toprağa secde etmesi وَالْجَهْرُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ namazlarında Bismillahirrahmanirrahim cümlesini yüksek sesle söylemesi müminin alametlerinden, nişanelerinden ve de işaretlerinden şiarından olarak zikredilmiştir İmam Hasanul Asker Aleyhisselam'ın bu sözünde. Müminin nişanelerinden birisi olarak zikredilmiş olan Erba'in ziyaretini yerine getirenlere de rivayetlerimizde ve de hadislerimizde özel vaatler bulunulmuştur. Özel müjdeler verilmiştir. O hadis ve de rivayetlerden anlaşılan müjdelerden birkaç tanesi şu şekildedir ki, Erba'in ziyaretini yerine getiren bir müminin ilk etapta günahları affedilmektedir. Erba'in ziyareti yolunda çekmiş olduğu bütün zahmetler karşılığında Rabbul Alemin fi sebilillah Allah yolunda cihad eden kimselerin sevabını o mümine vermektedir. Elbette ki bu vaatlere, bu müjdelere ulaşmanın yolu da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı arifen bihakkih olarak, hakkını bilerek, o hazretin yolunu bilerek, yoluna uyarak ziyaret etmesidir. Günümüzde müminlerin Hüseyin ziyaretine gidenler ve de neticesinde bu müjdelere ulaşma amacında olan müminlerin yapması gereken Ehl-i Beyt imamlarının kendilerinden istediği bir şekilde yaşamaları, hayat ve yaşantılarını onların emirleri, onların nasihatleri doğrultusunda aydınlatmaları ve de nurlandırmalarıdır. Ve biz müminlerin Ehl-i Beyt yolunda olan, mümin olmaya çalışan, Ehl-i Beyt yolunda gitmeye çalışan kişilerin de vazifesi İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın bizzat kendisinin emriyle takip etmemiz, taklit etmemiz, sözlerine bakmamız gereken müçtehitlerimize uymamızdır. Yani müçtehitlere uymamız İmam-ı Zaman'a itaat etmemizdir. Müçtehitlerin sözüne bakmamız imamların sözüne bakmamızdır. Ve de biz nasıl ki imamımızdan öne geçemeyiz, müçtehitimizden de öne geçemeyiz. Nasıl ki imamımızın sözüne bakmamız üzerimize farzdır, müçtehidimizin de sözüne bakmamız üzerimize farzdır. Ehl-i Beyt imamlarının tavsiyeleri, nasihatleri ve de emirleri doğrultusunda hareket edecek olursak, imamların hakkını bilerek doğru bir şekilde, güzel bir şekilde bu ziyareti yerine getirebilecek olursak, Peygamberin ve de Ehl-i Beyt'inin vaat etmiş olduğu şeylere ulaşmamız da mümkün olacaktır. Ümidimiz budur ki Rabbul Alemin bizleri Peygamber ve Ehl-i Beyt'inin yolunda güzel bir şekilde hareket etmede yardımcımız olsun ve de Ehl-i Beyt'in sözleri, Kur'an ayetleri hayatımıza ve yaşantımıza ışık tutan meşale olsun inşallah teala.
Allah hepinizden kabul buyursun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Salavat. Allah.